Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir çörek tarifiyle geldim. Özellikle Ramazan'da sahur için gerçekten hem tok tutan hem de çok lezzetli bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir tatlı kaşığı kuru mayayı alıyorum. Bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bir çay bardağı ılık süt ilave ediyorum. Şeker içerisinde iyice eriyene kadar çırpıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml çay bardağı ölçüsüdür. Çırptıktan sonra bir adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve tekrar tüm malzemeleri iyice çırpıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı yoğurt ve bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Ve tüm malzemeler iyice karışana kadar çırpıyorum. Şimdi azar azar ununu eklemeye başlıyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ve tekrar un eklemeye devam ediyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler lütfen ununuzu kontrollü olarak kullanın. Biliyorsunuz ki un miktarında unun kalitesine ve markasına göre değişiklikler oluyor. Bu yüzden ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatula'yı çıkartıp elimle hamuru iyice yoğurdum. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru hiç bekletmeden tezgahın üzerine biraz unluyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıp yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu birkaç dakika kadar yoğurup toparlıyorum. Güzelce yoğurup toparlamış olduğum hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları bu şekilde yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Bezelerin bir tanesini kenara aldım. Bir diğerini de tezgahın üstünde altına ve üstüne un serperek açmaya başlıyorum. Hamurumun arada bir arkasını ve önünü unlayarak açmaya devam ediyorum. Hamurumu büyük bir kare olacak şekilde açtıktan sonra bu şekilde katlıyorum ve kenara alacağım. Ve şimdi diğer hamuruma geçiyorum. Tekrar ikinci bezeyi de önüme alıyorum. Altını ve üstünü unladıktan sonra aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Tekrar aynı ebatlarda büyük bir kare halinde açmış olduğum hamurumun üzerine oda sıcaklığında yumuşamış olan 100 gram tereyağından sürüyorum. Tereyağını hamurun her tarafına gelecek şekilde eşit olarak yaymaya dikkat edin lütfen. Her tarafına tereyağını iyice sürdükten sonra şimdi açıp kenara ayırmış olduğum hamuru bir diğer hamurun üzerine kapatıyorum. Hamurun her tarafına gelecek şekilde iyice kapatıyorum. Kapattıktan sonra şimdi tekrar merdane ile hamuru açıp düzeltiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hamurun üzerini merdane ile düzelttikten sonra tekrar yumuşamış tereyağından sürüyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınıza da paylaşıp bana destek olabilirsiniz.
Tereyağını sürdükten sonra bu şekilde ucundan başlayarak hamuru rulo halinde yuvarlamaya başlıyorum. Hamurun alt kısmını bu şekilde parmak uçlarımla birbirine yapıştırıyorum ki açılmasın. Parmağımın ucuyla kapatmaya çalışıyorum ve hafifçe yuvarlıyorum. Ve şimdi hamuru 6 eşit parçaya kesiyorum. Parçaların eşit olmasına dikkat edin lütfen. Kesmiş olduğum parçaları unlamış olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Ve hamurların üzerini bir poşetle kapatıp yarım saat buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Dinlenen hamurları 30 dakika sonunda çıkarttıktan sonra şimdi tezgahın üzerine diziyorum. Hamurların üzerine bu şekilde elimle bastırarak yassılaştırıyorum. Hamurlardan bir tanesinin altını ve üstünü unlayarak hafifçe merdane ile açıyorum. Çok fazla inceltmeyin. Hafifçe bastırarak biraz açmanız yeterli olacaktır bu şekilde. Açmış olduğum parçayı kenara alıyorum. Tekrar tezgahı unluyorum. Hamurun üzerini de unladıktan sonra yine merdane ile çok fazla ince olmayacak şekilde hafifçe bastırarak açıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bu arada tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Beni nerelerden takip ettiğinizi, hangi ülkelerden ve şehirlerden izlediğinizi lütfen yorumlarda belirtin. Güzel yorumlarınız benim için çok değerli ve çok kıymetli. Gördüğüm anda hepsine dönüş sağlıyorum. Fırın tepsisine dizmiş olduğum çöreklerin üzerine bir yumurta sarısı artı bir yemek kaşığı sıvı yağını karıştırıp hepsinin üzerine sürüyorum. Yumurtalarını sürmüş olduğum çöreklerimin üzerine biraz susam, biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Bu çöreğe susam ve çörek otu çok güzel yakışıyor. Tabii dilerseniz sizler sade olarak da yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum çöreklerimi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 190 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Pişen çöreklerimi fırından çıkarttım ve hemen sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Güzelliğini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok nefis, çıtır çıtır, kat kat, harika bir çörek. Dilerseniz kahvaltılarınızda çayınızın yanında size eşlik edecek çok nefis bir çörek tarifi. Dilerseniz de Ramazan'da özellikle sahur için çok doyurucu, tok tutan bir tarif. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İç dokusunu da şöyle yakından göstermiş olayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Diğer güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.